Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle birlikte mini çikolatalı pasta yapacağız. Biliyorsunuz pasta genelde hep özel günlerde yapılır. Çünkü biraz uğraş gerektirir. Ama diyelim akşam evde oturuyorsunuz, canınız güzel bir pasta çekti. İşte o zaman bunu yapabilirsiniz. Hem mini olduğu için böyle 2-3 kişilik aileler porsiyonluk yiyebilirler. Hem yapması inanılmaz kolay ve de çok çok lezzetli oluyor. Yaklaşık böyle bir 45 dakika içinde de pişme süresiyle birlikte sofranıza çıkartabileceğiniz bir tatlı. Malzemelere göz atalım. Malzemesi de çok az. Yarım bardak un kullanıyorum. 4 yemek kaşığı şeker kullanıyorum. 1 tane yumurta kullanıyorum. 5 yemek kaşığı kakao. Biraz vanilya üstü kullanacağım. 1 su bardağının 3'te 1 biri kadar sıvı yağ kullanıyorum. 1 o kadar krema kullanıyorum. Benim yaptığım tek şey kremanın içine 1 çay kaşığı limon suyu eklemek oldu. Bir 15 dakikadır bekliyor bu. Videolarımı takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Genelde bunu sütle yapıyoruz. Buttermilk hazırlıyoruz. Bu sefer krema ile yaptık. Ki böyle kekin dokusu iyice biraz hafif nemli olsun diye. Ve de 2 yemek kaşığı kadar kahvem var. Kahve yoksa bunu çıkartabilirsiniz ama hem kakaonun tadının daha ön plana çıkmasını sağlıyor hem de güzel bir aroma katıyor. Yarım çay bardağı karbonat kullanıyorum. Bunlar kek için malzemeler. Hızlı bir ganaj hazırlayacağız. Ganaj için çeyrek su bardağı krema var. O sade içine hiçbir şey sıkmadım. E, 85 gram çikolata var. Bitter ya da sütlü keyfinize göre istediğinizi kullanabilirsiniz. Ve de biraz yaban mersinini en son süslemek için kullanacağım. Malzemeler bu kadar. Hemen hızlıca yapmaya da başlayalım. Tek ihtiyacınız olan şey iki tane kase ve de bir tane çırpma teli. Şimdi büyük kasemi önüme aldım. İçine unu ilave ediyorum. Karbonat ilave ediyorum. Karbonat o kremanın içindeki limonla etkileşime geçtiği zaman kekinizin hem daha güzel kabarmasını hem de daha yumuşak olmasını sağlıyor. Ondan e, onu mutlaka kullanın. Ve de kakao ilave ediyorum. 5 yemek kaşığı biraz fazla gelebilir. Ben yoğun bir kakao tadı istiyorum. Ama isterseniz azaltabilirsiniz. Her şeyi şöyle bir harmanlıyorum. İyice karıştırıyorum. Burası hazır. Şimdi sıra geldi sıvılara. Sıvı yağ önüme aldım. Farklı bir kaseye ilave ediyorum. İçine şekeri koyuyorum. İsterseniz e, toz şeker yerine esmer şeker de kullanabilirsiniz. Yok ben şeker kullanmak istemem derseniz isterseniz akçaağaç şurubu kullanabilirsiniz ya da hurma kullanabilirsiniz. Şimdi marketlerde hurma şurubu da çıkmış. E, benim daha deneme şansım olmadı. Eğer deneyenler varsa lütfen videonun altına yorum olarak bırakın. Ben de deneyeyim. Şekerle yağ çırptım. Yumurtayı ekleyelim. Kahveyi ekleyelim. Kahve soğuk. Sıcak olursa yumurtanızı pişirebilir, aklınızda bulunsun. Ve de şu içine limon döktüğümüz, hafif kesilmiş gibi gözüken kremayı da ilave edelim. Sıvıları da güzelce çırpıyorum. Ve tamamdır. Şöyle krema ve yumurta girince işin içine biraz daha koyu kıvamlı... Bir kıvam elde etmiş olduk. Şimdi sıvıları kuruların içine ilave ediyorum. Ve de her şey iyice iç içe geçene kadar çırpıyorum. ve kek harcımız hazır. İsterseniz bunun içine damla çikolata da ekleyebilirsiniz. Ama zaten ben bol kakao kullandım. Ee, üzerindeki ganajda da çikolata var. Ondan artık çikolatayı pas geçiyorum. Böyle mini bir kek yapmak için şöyle mini bir kek kalıbına ihtiyacınız var. Bunu mutfak eşyaları satan e, mağazalarda bulabilirsiniz. Ama diyelim bulamadınız ve canınız çok çekiyor. Evinizde muffin kalıbı varsa böyle bir 6-7 tane muffin olarak da pişirebilirsiniz. Sonra üzerine yine ganajla süsleyebilirsiniz. Aynı lezzeti yakalarsınız şöyle şimdi yağladığım, unladığım altına da yağlı kağıt seriyorum ben ki kalıptan kolay çıksın diye, riski atmayalım diye. Kalıba harcı alıyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Beni ye diyor şimdiden. Bu arada eğer ben adam akıllı pasta yapmak istiyorum diyorsanız kanalımda farklı pasta tarifleri var. Onları da bulabilirsiniz. Çok lezzetli pastalar yapabilirsiniz. Şöyle hepsini sıyırdık. Şöyle dayanamayacağım. Ucundan da tadacağım. Gayet iyi. Şeker oranı benim için harika. Şimdi bunu böyle bir yayıyorum. Biraz da vuruyorum ki üzeri düz olsun. Daha eşit bir şekilde pişsin. Güzelce kabarsın diye. Şimdi bunu 170 derecede önceden ısıtılmış fırına vereceğim. Ve yaklaşık yarım saat pişireceğim. Biz de o sırada ganajı yapalım. Ganaj yapmak çok kolay. Önümde minik bir sos tavası var. İçine kremayı alıyorum. Şöyle güzelce sıyıracağım bunu. Ee, i̇çine birazcık vanilya sütü ekliyorum. İsterseniz vanilya sütünü kekin pastanın içine de ekleyebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Şimdi kremanın altını açtım. Krema kaynama noktasına gelecek ama kaynamasına izin vermeyeceğim. Hemen ateşten alacağım. İçine çikolatayı ekleyeceğiz. Ondan sonra ganajda hazır olacak. Krema kaynama noktasına geldi. Onu hemen ocaktan alıyorum. İçine çikolatayı ekliyorum. Ve de açıkçası pek bir şey yapmıyorum. Çikolatanın erimesi için bekleyeceğim. Ondan sonra şöyle güzel bir karıştıracağım. Kekimiz hazır olduğu zaman ikisini buluşturacağız. Mini pastam fırında tam yarım saat kaldı. Onu kalıptan çıkarmam çok çok kolay oldu. Çünkü neden? Yağladım. Yağlı kağıt serdim. İşimi garantiye aldım. Ganajım da bu sırada soğudu. Şimdi şöyle pastanın üzerinden ganajı bırakıyorum. Bu arada çok güzel gözüküyor. Yoğun bir kakao kokusu var şu an mutfağımda. Biraz tahtaya da gelsin istiyorum ganaj. Böyle hafif iyice cezbedici olsun diye. Her tarafını güzelce kapladıktan sonra, üzerine şöyle yaban mersinlerini bırakıyorum. Ee, i̇sterseniz böyle renkli meyveler de kullanabilirsiniz. Ben genelde siyahla mavinin uyumunu çok sevdiğim için, koyu mavinin yaban mersini kullanmayı tercih ettim. İsterseniz üzerinden biraz pudra şekeri de gezdirebilirsiniz. Şimdi bütün yaban mersini güzelce yerleştireceğim. Ondan sonra kendime güzel bir dilim keseceğim. Ne kadar lezzetli olduğunu sizlerle paylaşacağım. Pastayı bol ganajla süsledim, üzerine yaban mersinlerini döktüm. Ondan sonra kendime bir dilim kestim. İçi o kadar böyle nemli ve yoğun ki şöyle bayağı bildiğiniz ıslak kek kıvamında bence acayip gözüküyor. Hemen de şöyle kestiğim dilimden bir parça tatmak istiyorum. Bakalım tadı daha görüntüsü kadar güzel mi? Yoğun kakao aramalı. Şu an tek yapmak istediğim şey bunu olduğu gibi kucağıma almak. Elime de güzel bir kahve almak ve bütün gün boyunca bunu yemek. Gerçekten inanılmaz lezzetli olmuş. Benim için lütfen mutfağa girin. Bu pastayı deneyin. Kendinize güzel bir keyif yaratın. Eğer denerseniz fotoğrafları da Instagram'da İlil Tatar etiketiyle paylaşmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.